Bu başından beri Kürtistan Aptal Kültür Derneği genel merkezi ve şubeleri olarak biz bu Alevi Bektaşi Daire Başkanı'na karşıyız. Karşı olmaya devam edeceğiz. Bu Aptal Musa'da yaptıkları toplantıya beni de aradılar bizzat. Davet ettiler. Dedim ki böyle bir toplantıya bizim katılmamız söz konusu değil. Çünkü böyle bir toplantıyı biz ne kabul ediyoruz ne de ki böyle bir Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanlığı kabul ediyoruz. Onun için bu nedenle bizim bu toplantıya katılmamız mümkün değil. Hatta şunu dediler işte Ali Rıza Özdemir Başkanımız da katılacak. Biz katılmıyoruz. Şimdi bu telefon bana geldikten sonra ben Aptal Musa'daki dernek başkanımız Mehmet Başkan'ı aradım. Ya Mehmet Başkanım, Aptal Musa'da Pir'in huzurunda, Pir'in dergahında bu Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanlığı bir toplantı yapıyor. Bu neyin nesi dedim. Buna niye müsaade ediyorsunuz falan dedim. O da ya başkanım dedi, evet dedi. Bizim işte o bazı yerler şeye bağlı, Kültür Bakanlığı'na bağlı. Biz gittik, görüştük, onları da yerinden görelim, oradan karar verelim dediler. Biz Kültür Bakanlığı'nda bu yeri devralmak istiyoruz falan dedi. Ya biz yıllardan beri zaten mücadele ediyoruz. Diyor ki artık dergahlarımız geri verilsin. Yani nedir bu bölüp parçalama, nedir bu asimilasyon politikaları, bunlara fırsat vermem diye. Evet başkanım konuştuk, o da anlattı kendi şeyini. Hatta şunu söyle dedi ki başkanım, demişler ki Aptal Musa'daki anma törenini biz yapalım. Hacı Bektaş'takini Aptal Musa'dakini biz yapalım. Şimdi Mehmet Başkan'ın daha cümlesi bitmeden dedim ki Mehmet Başkan bakın bunlara kesin fırsat vermeyin. Bak Pistan örgütlü olarak biz oraya kamp kurarız, buna müsaade etmeyiz. Biz bu anmaları, ziyaretlerimizi kendimiz yapamıyoruz. O da zaten şunu dedi, başkan dedi biz ona müsaade etmedik, kabul etmedik. Biz her sene yaptığımız kendimiz yaparız dedi. Çok memnuniyetle karşıladım. Şimdi oradaki toplantıya bütün işte Büyükköy, Yarenci, Kırkpınar'daki o Alevi Bektaşi canlarımız hepsini babaları falan davet etmişler. Onlar da katılmış. Bunun haberini aldık. Oradaki canlarımızla görüştük. Hatta Kırkpınar'a gittim ben. Kırkpınar'da cem vardı. Gittik o ceme katıldık. O cemde de anlattık. Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanlığı'na kadar tehlikeli olduğunu, neye hizmet ettiklerini, amaçları ne olduğunu orada özellikle cemde o canlarımız sağ olsunlar söz verdiler bana. Orada da anlattım kendilerine. Bunu niye söylüyorum? Tabandaki çoğu Alevi canlarımız bunu bilmiyor. Bakın ben çoğu yere şununla karşıladım. Ya başkanım siz niye engel oluyorsunuz? Bak işte devlet artık bak Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanlığı kurmuş. Bak ne güzel diyen canlarımız oldu. Çünkü niye bunu diyorlar? Ya kurulmuş hizmet yapıyorlar. Biz bunu içerini anlattığımız zaman çoğu canlarımız artık buna şiddetten karşı çıkıyor. Yani ne demek dedelerin eğitimini yapacaklar? Yok Alevi ansiklopedisi size mi düşmüş? Aleviler tarihten bugüne kadar dedelerden, pirlerden aldığı bilgi, birikim, donanımdan hatta aldıkları kerametle bugüne kadar geldi. Size mi düşmüş? Siz kim oluyorsun? Bu size mi kalmış? Bunu da hep söylüyoruz. Burada benim bütün canlarımıza, dostlarımıza ricam şudur ki bu tür şeylere gelmesinler. Eğer Alevileri düşünüyorlarsa Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanlığı değil, önce Cemevilerin yasa sütasını çıkarsınlar. Cemevilerin yasa sütasını versinler. O cemevlerinde Alevilerin dedeleri, Aleviler, Alevi aydınları kendi yol erken üzerinde gelecek kuşakları yetiştirirler. Buna, bu devlete kalmamış. Devletin şu anda amacı, özellikle bu tek adam rejiminin Alevileri asimile etmek. Başka bir amacı yoktur. Biz de buna Pürsan Aptal Kültür Derneği olarak karşıyız, karşıda durmaya devam edeceğiz.